Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık koltuğuna yeniden oturmak için kollarını sıvayan Donald Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti, hatırlayacaksınız. O görüşmeyi anlattı Trump. Buna göre Trump, Zelenski'ye bu savaşı sona erdirmeliyiz. Karşında bir savaş makinesi var. Nazileri yendiler dedi. President Zelensky called me and we had a good talk. And I said we got to get this war over. Her defasında ben olsaydım Ukrayna savaşı başlamazdı dedi. Telefonda Zelenski'yi savaşmaktan vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştı. ABD'de yeniden başkan olmak için aday olan Donald Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı. Rus ordusuna metiyeler dizdi, Nazileri ve Napolyon'u yendiğini söyledi. This is a war machine. You're facing a war machine. That's what they do. Is they fight wars. They beat Hitler. They beat Napoleon. They're fighting a war. Trump, Ukrayna Savaşı'ndan bir kez daha ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tuttu. Bu savaşın başlama ihtimali yoktu dedi. Trump, başkan olması halinde Ukrayna-Rusya Savaşı'nı 24 saat içinde bitirebileceğini iddia ediyor. Bunu nasıl yapacağına dairse henüz net bir açıklama yapmadı. Washington'ın Trump döneminde askeri desteği kesmesi ihtimali nedeniyle Kiev diken üstünde. Siyasi analistlere göre Trump, Ukrayna'yı silahlandırmanın ABD çıkarlarına hizmet etmediğini düşünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kazanılmayacak bir savaşa milyon dolarlar yatırdığını savunuyor. Olası Trump dönemi dış politikasındaysa Rusya'dan ziyade Çin'le mücadele öne çıkıyor.